Samimiyetle söylüyorum ki Türkiye'nin en iyi han otelini yaptı. En güzel yatakları, en güzel mobilyayı, en güzel kahve makinesine kadar, en ince detayına kadar düşünüldü. Biz yaklaşık 20 yıllık bir firmayız. Bodrum'da otelcilikle başladık bu işi. Akabinde seyahat acentesinden başladık, Travel Shop Türkiye olarak. Yılda yaklaşık 20 bin kişi getiriyoruz. Biz de Tokat'ta bir Tokatlı olarak, Tokat Zilel olarak memleketimize nasıl destek olabiliriz, nasıl bir yatırımlar yapabiliriz diye burayı Türkiye'nin en güzel han otellerinden birisini yaptık. Tokat İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinde bulunan bir şehir. Bu güzergah üzerindeki ülkelerinde odalarımıza isimlerini verdik. Alt katlara Baharat Yolu, üst katlara da İpek Yolu üzerindeki ülkelerin isimlerini verdik. Gerçekten çok mutluyuz. Niye mutluyuz? Samimiyetle söylüyorum ki Türkiye'nin en iyi han otelini yaptı. En güzel yatakları, en güzel mobilyayı, en güzel kahve makinesine kadar, en ince detayına kadar düşünüldü. Eğer müşteri memnunsa gerisi sıkıntı diye, gerisi kendiliğinden geliyor. Efendim biz Kültür Sanat Muhalirleri Derneği olarak Ankara merkezine ama Türkiye'nin birçok ilinden birçok gazeteci olarak geldik. Tokat'ı tanıtmak maksadıyla, Tokat'ın kültürel zenginliklerini, kültürel dokusunu anlatabilmek, gösterebilmek amacıyla. Etkinliğinizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Gerçekten çok kıymetli bu ziyaretiniz. Tokat'ta şöyle bir slogan var. 900 adımda 9 yıllık tarih diye. Tokat'a tanıtımda büyük bir katkınız olacağından hiç şüphem yok. Sizinle de burada tanışmaktan, sizi ağırlamaktan da son derece mutluyuz. Tokat'a neden gelinmeli? Tokat en fazla neyiyle ön planda? Yani Tokat 600 yıllık gerçekten daha fazla bir geçmişi var. 10 tane bir hanımız var. Şehir müzemiz var. Yağbasan metrizimiz var. Belki Türkiye'de ilk bir sık dişine helası müzesi var. Hamam müzesi var. Drakula Vayvoda'nın yattığı bir kalemiz var burada. Yani Tokat'a gelmek için Ballıca mağaramız var, Gaz Gölümüz var, Almus Barajımız var, Çamiçi yaylalarımız var. Gerçekten Tokat'a gelmek için birden çok sebep var. Yeter ki gelsinler misafirlerimiz. Emin olun buradan mutlu bir şekilde niye daha önce gelmedim diyerek onun pişmanlığını yaşayarak gidecekler. Hem biz Tokatlı olarak biz burada iki sefer ekoturizm etkinliği yaptık burada. Tokat 3 tane ovası var. Kaz Ovası, Erbaa Niksar Rişadiye Ovası ve Zile Ovası var. Burada 3 tane ırmak geçiyor. Tokat deyim yerinde tahıl ambarı ve sebze meyve ambarı. Tokat'ın kebabına da özelliğine, güzelliğine katan burada yetişen patlıcanlardır. Organik, tamamen organik ürünlerden yapılan Tokat kebabımız var. Tokat batımız var, Tokat çemenimiz var. Bunlar gastronomide kendine yer bulmuş, dünyanın, Türkiye'nin kabul ettiği ürünlerimiz yani bunlar. Teşekkür ederim size bu nazik davranışından, nazik ziyaretinizden dolayı. Redaktörhaber.com